Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri konusunu işleyeceğiz. O zaman hadi bakalım hız kesmeden bugün ünite içeriğimizde neler öğreneceğiz? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi biz haritada yer şekillerini 3 farklı yöntemle göstermekteyiz. Bunlardan birincisi kabartma yöntemi, ikincisi renklendirme yöntemi, üçüncüsü ise izohips yöntemi. Bugün bunlarla ilgili konu anlatımları gerçekleştirip bunu güzel bir şekilde bitirmiş olacağız diyelim ve hemen şöyle sıfırdan 9'a konu anlatımlı kitabımızı açın bakalım. Buradan da ben size hangi sayfalardan beni takip etmeniz gerekiyor oraları da göstermiş olayım. Şöyle içindekiler kısmına geldiğimizde hemen şöyle harita bilgisi kısmını görebilmekteyiz. Burada sevgili arkadaşlar yeryüzü şekillerinin haritalara aktarılma yöntemleri yani sayfa 54, 56, 58. kısım sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle içerik kısmından da açarsak ben burayı anlatırken güzel bir şekilde buradan da beni rahat rahat takip edebilirsiniz diyelim. Evet devamında tabii ki de konumuz bittiğinde test çözerek çoktan seçmeli sorularımız çünkü çözerek konuları pekiştirmek istiyorsunuz. Onun için de Dinamo Soru Bankası kitabı açın ve bu kısımda da gene içindekiler kısmını açtığımızda dördüncü bölüm harita bilgisi bilgilerin haritalara aktarılması kısmı haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme eş yükselti haritalarında yer şekilleri kısmı ve bunlar bittikten sonra beşinci bölüme kadar yani sayfa 62'ye kadar hepsini güzel güzel çözüyorsun takıldığın sorularda neyi yapıyorsun artık biliyorsun hemen karikodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz diyelim o zaman hadi bakalım ödevlendirmemizi takip edeceğiniz yerleri gösterelim gösterdikten sonra dersimize geçiş yapalım. Müzik Şimdi baktık şöyle bir Tonguç var. Tonguç Türkiye haritası üzerinde elini almış. Yeşil rengi ve Marmara bölgesinde İstanbul'un bulunduğu kısmı boyamış. Yani burada aslında bir renklendirme yöntemiyle Tonguç Türkiye haritası hazırlayabilmekte. Ve biz de işte bu kısımda Tonguç'un hazırlamış olduğu haritada yeşil renk tonunun ne anlam ifade ettiğine değineceğiz diyelim ve birinci kısmımızla başlayalım. Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri. Şimdi sevgili arkadaşlar yeryüzünün bak fiziki özellikleri diyor. Yani fiziki özellikler kısmında dağ, ova, plato, akarsu yani bu yer şekillerini gösterebilmek için harita çizimlerinde bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler kullanılarak çizilen haritalara biz ya fiziki haritalar diyeceğiz yani yeryüzü şekillerini gösterdiği için ya da bu haritaları biz topografya haritaları diyeceğiz. Yani buradaki görmüş olduğunuz 3 tane yöntemde de biz yeryüzü şekillerini farklı ifadelerle gösterebilmekteyiz. Bak birinci kısma bak böyle kabarmış değil mi? 3 boyutlu görünüyor. İşte biz eğer ki bu yöntemle bir yeryüzü şeklini gösteriyorsak mesela burada dağlık alanları görebilmektesiniz. Şu arada da bir tık düz alanları görebilmektesiniz. Bu yöntemimizin ismi kabartma yöntemidir ve bu yöntem diğerlerinden bazı özellikler neticesinde ayrılan bir yöntemdir. İkinci yönteme baktığımda gene bir Türkiye haritası görebilmekteyim ama Türkiye'de biraz önce Tonguç'un yaptığı gibi farklı renk tonları kullanılarak yapılmış bir harita var ve biz bu haritaya fiziki harita diyoruz. Aynı şekilde bu yöntem ise renklendirme yöntemi olarak karşımıza çıkmakta. Üçüncü harita diğerlerinden bambaşka özelliğe sahip 0 20 40 60 80 metreyi göstermiş ve çizgiler var eğer ki böyle aynı yüksekliğe sahip noktaları birleştirdiğim çizgilerin mevcut ise bu yöntemimiz ise izohips yöntemi olarak karşımıza çıkmakta ve biz bu üç tane yöntemle de yeryüzü şekillerini haritalara aktarabilmekteyiz o zaman gelin hepsini parça pinçik edelim. Birinci yöntemimiz kabartma yöntemi. Ve bu yöntemin temel mantığı nedir dediğimizde görselde de yani haritamızda da görebilmekteyiz. Yer şekillerinin unutma burası çok önemli. Üç boyutlu kabarması yapılarak ya da kabartması yapılarak elde edilen yöntemdir. Bak şimdi bu yöntem diğer yöntemlere göre çok daha önemli bir yöntemdir. Ne açıdan önemlidir dersek çünkü bu yöntem yer şekillerini olduğu gibi düzleme aktarıyor. O yüzden olduğu gibi düzleme aktarılırsa gerçekten en yakın hazırlanan yöntem bu yöntemdir. Ve aynı zamanda şimdi bizim çizebileceğimiz geniş bir yer vardı ve biz burayı küçülttük. O yüzden bu ölçektir ve bu haritalarda yatay ölçek kullanabilmekteyiz. Aynı şekilde haritama baktığım zaman yükseklik değerlerini de belirli oranda küçülttüm. Bu da dikey ölçektir. Yani bu haritalar hazırlandığında hem yatay aynı zamanda dikey ölçek kullanılmaktadır. Ama şunu unutma bu yöntem ile yapılan haritaların taşınması zor, saklanması zor. Yapımı da maliyetli olduğu için diyorlar ama 3D yazıcılarla son dönemlerde rahat bir şekilde bunların çıktısını alabilmekteyiz. O yüzden bu haritalar çok böyle yaygın değildir. Ama şunu unutma gerçeğe en yakın. Yeryüzü şekillerini olduğu gibi düzleme aktarır diyorsa tabii ki de kabartma yöntemidir. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Geldik ikinci yöntemimize. Tonguç'un boyamış olduğu yöntem. Neymiş bu yöntem? Renklendirme yöntemi. Bu yöntemle sevgili arkadaşlar hemen şöyle haritanın elemanları kısmına da geldiğimizde neyi görmüştük? Başlık kısmını görmüştük. Başlık kısmına baktığımızda Türkiye fiziki haritası diyor. O zaman bu yöntem ile biz fiziki haritalar elde ederiz. Zaten yeryüzü şekillerini gösteriyoruz. Peki buradaki renkler neyi ifade ediyor dediğimizde şunu unutma. Bir yerde yeşil renk tonu görürsen hocam orta ormanlık çok fazladır Diyemezsin bu yanlıştır çünkü bu yöntemle hazırlanan haritalarda göstermiş olduğumuz renkler hem yükseklik basamaklarını hem de derinlik basamaklarını ifade eder. Yani farklı yükseklik basamaklarını farklı renk tonlarıyla boyayarak elde ettiğimiz bir yöntemdir ve buradaki ifadeleri dikkat edelim. Eğer ki bizim 0 ile 200 metre arasında yükseklik değerine sahip bir merkezimiz var ise biz burayı koyu yeşil renk tonu ile gösteririz. 200-500 metre yükseklik değerine sahip bir renk tonuna sahip merkezimiz var varsa burayı açık yeşil renk tonu ile gösteririz. 500 metre ile 1000 metre yükseklik değerine sahip bir merkezimiz varsa burayı sarı renk tonuyla 1000-1500 metre yükseklik değerine ya da aralıklarına sahip olan bir merkezimiz varsa burayı turuncu renk tonu ile 1500 metre ile 2000 metre yükseklik değeri aralığında bir yerimiz varsa burayı sevgili arkadaşlar açık kahverengi ile ve 2000 metrenin üzerinde bir yükseklik değerimize sahip merkezimiz var ise burayı da sevgili arkadaşlar koyu kahve ile göstermek. Ve şöyle haritama baktığımda Türkiye fiziki haritama baktığımda yeşil renk tonunun en fazla kullanıldığı bölgemiz. Marmara bölgesidir. O zaman Marmara bölgesi ormanlık demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Alçakta yer alan ortalama yükseltisi düşük bir bölgemizdir. Sarı renk tonunun en fazla kullanıldığı bölgelerimizin başında tabii ki de İç Anadolu bölgesi gelecektir ve kahverengi tonlarının en yoğun kullanıldığı bölgemiz ise Doğu Anadolu bölgesi olarak karşımıza çıkar. O zaman Doğu Anadolu bölgesinin de ortalama yükseltisinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir fiziki haritada bu renk tonları da dışında iki tane renk tonu görebilmekteyiz. Bunlardan bir tanesi mavi renk tonu ki bu denizler, okyanuslar, göller, akarsular ve buraların derinliğini gösterir. Beyaz renk tonu ise hem kalıcı karı aynı zamanda buzulları göstermektedir diye biliyoruz. Geldik dikkat. Neden dikkat? Bakalım. Şimdi birinci kısmı açtığımızda verilen bir haritamız var ve bir haritada kahverengi gördüğümüz yerler engebeli midir derse cevabın ne olmalı? Evet olmamalı neden şundan dolayı. Bakın sevgili arkadaşlar, Türkiye'de yüksek ova dediğimiz bir yer var. Hakkari'de bizi oradan izleyenlere de selam olsun diyelim. Yüksek ova diyorsa burası düz bir alandır ve yüksek ova bir fiziki haritada kahverengi ile gösterilir. Kahverengi ile gösterilmesi oranın engebeli olduğu anlamına gelmez oranın yüksek olduğu anlamına gelir tamam mı? Peki biz bir yerin engebeli olduğunu nasıl anlayacağız fiziki haritada dersek şöyle anlayacağız sevgili arkadaşlar renk değişiminin çok fazla olması lazım. Yani kısa mesafe yol kat ettiğimizde renk değişimi çok fazla ise o merkezin engebeli olduğunu söyleyebilmekteyiz. Dikkat birimizi bitirmiş olduk. Geldik dikkat 2'ye. Verilen bir haritada beyaz rengi gördüğümüz yerlerin yükseklik ortalaması fazla mıdır derse şunu diyorsan, evet diyorsan orada dur diyorum. Neden? Şimdi şuna dikkat etmekte fayda var. Evet, Türkiye gibi ya da Ekvator'a yakın merkezlerde bulunan bir dağı düşünebiliriz. Bu dağların yüksek kısımlarında kalıcı karları görüyoruz. Yani bu anlamda buralar beyaz renk tonuna sahiptir ve buraların yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama Grönland'ı düşün. Grönland dışında Antarktika'yı düşün. Bu alanlarda 0 metrede beyaz renk görmekteyiz. Orada buzulların olduğunu gösterir. Bir yerde buzullar varsa deniz seviyesinden itibaren beyaz rengi kullanırsın. Eğer ki bir yerde kalıcı kar varsa bak buzulla kalıcı kar aynı kavramlar değil sevgili arkadaşlar. Bir yerde kalıcı kar varsa oranın da yüksekte olduğunu gösterir. O yüzden her beyaz gördüğün yer yüksek değil. Her kahverengi gördüğün yerde engebeli değilmiş. Bunu da unutmamış ol. Geldik şöyle bir dünya haritamız var. Buradaki beyaz rengin ne anlama geldiğini dikkat et. Bak mesela Antarktika'yı gördün ve beyaz renk deniz kıyısında e bura yüksek midir? E deniz kıyısı diyorsa sıfır metre. O zaman alçakta da beyaz rengi görmen buranın soğuk olduğu anlamına gelir. Aynı şekilde Grönland'ın kıyı kesimlerinde de beyaz renk vardır. Buranın yüksekte değil alçakta olduğunu gösterir. Ama şuraya geldiğimiz zaman Himalaya aralarının tepe kısmında beyaz rengi görebilmekteyiz. Evet buranın yüksekte bir yer olduğu anlamına gelecektir. Bakın burada mesela Tibet platosu var. Plato dediğimiz akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksekte yer alan düzlüklerdir. Buralar kahverengi ile gösterilmiştir. Engebeli değil, ortalama yükseltisi fazladır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Haberimiz olsun geldik izohips yöntemi yani eş yükselti eğrileri yöntemi. Nedir bu yöntem dersek bakın dikkat edin tanıma bakalım. Deniz seviyesinden itibaren yani 0 metreden itibaren yükselti değerine sahip olan yani aynı yükselti değerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe kapalı eğrilere biz eş yükselti eğrisi yani izohips eğrisi diyoruz. İzohipsin kelime anlamı eş yükselti demektir. Ve bu yöntemle hazırlanan haritalara biz izohips haritaları diyoruz ve bu haritalarda biz yeryüzü şekillerini net bir şekilde gösterebilmekteyiz sevgili arkadaşlar haberimiz olsun. Devamında biz sadece aynı yükselti değerine sahip noktaları birleştirmeyiz bir izohips haritasında. Aynı derinliğe sahip olan noktaları da birleştiririz. Bunlar da eş derinlik demektir. Yani izolu bir şey bu da nedir dersek batıyoruz sevgili arkadaşlar. İzobat demektir. Bak batmaktan gelsin aklına. İzobat eş derinlik eğrisi. Bu yöntemle çizilen haritalara da izobat haritaları denmektedir diyebiliriz. Peki izohipslerin bazı özellikleri var. Nelerdir bunlar dersek Hemen iki tane izoips haritamız var burada. Birincisi iç içe çizilmiş kapalı eğrilerdir. Bakıyorum bak şöyle iç içe çizilmiş kapalı eğrilerdir. İkinci özelliğimize dikkat edin. Aynı eğri üzerindeki noktaların yükseltisi aynıdır diyor. Mesela ben bu izohipsimin yükseklik değerinin 100 metre olduğunu söyleyeyim. Ve izohipsler arasındaki yükseklik farkının da 50 metre olduğunu söyleyeyim. Bu da 150 metre. O zaman bu da 200 metre yaptı e bu 200 metre mi ya da 150 metre mi ne olacak dersek bak dikkat et birbirlerini çevrelemeyen bak bu 200 izohips birbirini çevrelemedi niye burada iç içi iç çizilmiş dedik burada çevrelemedi eğer ki böyle bir şey görüyorsan yani birbirlerini çevrelemeyen komşu iki tane izohips eğrisi görüyorsan bunların da yükseltileri aynıdır o zaman bu 150 metre ise bu da kaç metre olacaktır 150 metre akabinde bu 200 metre en içteki izohipsimizde 250 metre olacaktır diyebiliriz bu kapsamda baktığımız zaman 100 metre izohipsi üzerinde bulunan F noktası ile devam ediyorum. D noktasının yükseklikleri birbirine eşittir. 150 metre izohipsi üzerinde bulunan A noktası ile 150 metre izohipsi üzerinde bulunan C noktasının da yükseklikleri birbirine eşittir. 200 metre izohipsi üzerinde bulunan B noktası ile gene 200 metre izohipsi üzerinde bulunan E noktasının da yükseklikleri birbirine eşittir diyebiliriz. Geldik buraya. Biraz önce ne dedik? Birbirlerini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseklikleri birbirine eşittir. O zaman bakın dikkat edin. Bu izohips burada, bu izohips burada, bu izohips burada. O zaman bu 400 metre ise, buradaki izohipsim de 400 metredir. E buradaki izohipsim de 400 metredir. Bir diğer özelliğe geldiğimiz zaman izohipsler arası yükselti farkı nedir bu dersek Eküi distanstır sevgili arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. İzohipsler arası yükseklik farkı ya da yükselti farkı eküi distanstır. Ve unutma bir haritanın tamamında bu aynıdır değişmez. Yani bakıyorum şimdi izohipsler kaçar metre aralıklarla çizilmiştir dersek burada iki tane izohipsin yükseklik değerine ihtiyacımız var. Bak birinci izohipsimiz 400 metre. ikinci izohipsimiz 400 metre. Burada ne yapacağız dersek yükseklik farkını alacaksın. 800 metre Eksi 400 metre diyorum. O zaman iki merkez arasındaki yükseklik farkım 400 metre mi? Yapacağın ikinci işlem şu. Kaç tane izohips aralığı var? Bak kaç tane izohips var demiyorum. Kaç tane izohips aralığı var? İki tane izohips aralığı varsa 400 bölü 2'den 200 metre yapacaksın. O zaman bizim buradaki ekü distansımız neymiş? 200 metreymiş. O zaman verilen tüm merkezlerin yüksekliğini bulabilirim. Burada 400 metre ise... Bura 600 metredir. Bura 400 ise burası 600 metredir. Burası 800 metredir. O zaman şöyle bir baktığımızda A merkezinin yükseklik değerini ne olarak bulduk? 400 metre olarak bulduk. C merkezinin yükseklik değerini ne olarak bulduk? 800 metre olarak bulduk sevgili arkadaşlar. Devamında bakıyorum. 400 metre. E burası 600 metreydi. E burası 800 metre. E B noktası da o zaman 1000 metre yapar mı? O zaman B noktasının yüksekliğini de 1000 metre buldum. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer ki sevgili arkadaşlar. Mesela burada komşu iki izoips var ya. Burada bir tane akarsiyum olsaydı ve akarsiyum şöyle akışını sürdürseydi. Unutma akarsiyum bir yamacındaki izohips ile diğer yamacındaki izohipsin yükseklikleri aynı olurdu. Burayı bir vadi gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Yani şöyle çizdiğimiz zaman şurada şöyle bir alan olduğunu düşün ve tam şu kısımda akarsu akışını sürdürüyor. Yani tam şu alanda akarsu akışını sürdürüyor. Şurada 400 metre ise burası da 400 metredir. Bunu böyle de ifade edebiliriz. Haberiniz olsun diyelim. Geldik bir diğer özelliğe. Deniz kıyısındaki izohips kıyı çizgisidir ve kıyı çizgisinin yüksekliği 0 metredir sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle birinci izohips haritama bakıyorum. Denizin kıyısındaki şu ilk izohipsi gördüğüm o zaman bu ilk izohipsim kaç metre dediğimde 0 metreymiş. E ben buradaki iki distansın yani izohipsler arası yükselti farkının kaç metre aralıklarla geçtiğini nasıl bulacağım? İki merkezin yükseklik değerini biliyorum. O zaman... 100 metreden 0 metreyi çıkarırsam bu iki merkez arasında 100 metre yükseklik farkım var. Ve ne yapıyordum? İzohips aralığı kaç tane onu belirliyordum. Baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane izohips aralığı var. 100 bölü 4'ten o zaman izohipsler arası yükselti farkı. Yani iki distansımın 25 metre olduğunu buluyorum. Bak şunu unutma. Dıştan yani en geniş izohips eğrisinden en alçak izohips eğrisine doğru gittiğimizde yükselti artar. Ama yükselti her zaman artar derse yanlış. Birazdan şundan da bahsedeceğiz tamam mı? Geldik. Tam bir eğri üzerinde bir izohips varsa ben bunun yüksekliğini net bir şekilde söyleyebilirim. Biraz önce zaten merkezlerin yükseklik değerlerini bulduk. Ama tam bir eğri üzerinde değil. İki izohips eğrisi arasında ise bu merkezimiz bu iki izohips aralık değerinde bir yeri ifade etmektedir. Nasıl dersek? Bak 100 metre 200 metre. O zaman iki distansımız burada 100 metre ise 100, 200. 300 ve 400 metre olarak burayı yazarız. Hemen merkezlerin yükseklik değerine bakıyorum. D mesela tam 100 metre izohipsi üzerinde o zaman D'nin yüksekliği 100 metredir. B'ye bakıyorum. B ne 100 metrede ne 200 metrede o zaman B'nin yüksekliği 100 metre ile 200 metre arasındadır. Rahat bir şekilde diyebilirim. C'ye geliyorum C net bir şekilde 300 metre izohipsi üzerinde bunu böyle aldım. Akabinde A'ya geldiğim zaman A da 400 metreden daha büyük. 500 metre arasında neden böyle yazdık çünkü izohipser 100 metre aralıklarla çizildiği için eğer ki anın yüksekliği 500 metreden daha fazla olsaydı şöyle şuraya bir 500 metre izohipsi çizmem lazımdı o yüzden 400'den büyük 500'den küçüktür bana misal böyle bir harita verdi ve bu haritada yükseklik farkı 300 metredir derse yanlış neden bak şimdi gördüğün en yüksek ve en alçak noktanın yüksekliklerini çıkar 400 eksi 100 metre 300 metre. Ama şu 400'ün içi 400 ile 500 arasında değil mi? Şu yüzün dış kısmı yüzün altında değil mi? O zaman bu haritada yükseklik farkı 300 metreden daha fazladır diyebiliriz. Tamam mı? Buna da dikkat etmekte fayda var. Geldik bak. Ne dedik biraz önce? İçeriye doğru gidildikçe yükseklik her zaman artar derse yanlış. Eğer ki bir yerde kapalı çukur, çanak ya da krater gibi yer şekilleri varsa bunu oklarla gösteririz ve okların geçtiği her aralıkta yükselti eşit miktarda azaltılır. Yani ne oranda azaltılacaktır? Ekü distans oranında azaltılacaktır. Ne kadar artırdıysan o kadar azaltmak zorundasın. Hemen haritamıza bir bakalım. 400 metre 450 metre. O zaman bu haritada ekü distansımız 50 metre mi? Evet. 400 450 500 metre yapar burası. Bak şimdi dur buraya 550 dersen yanlış. Neden? Çünkü burada ok başladı mı? Ok başladığı için burada her aralıkta yükseltiyi azaltmam lazım. Nereye kadar azaltacağım? Okun başladığı yerden bittiği yere kadar azaltmam lazım. Burası 500 ise o zaman okun başladığı yer burası ve bittiği yer burası. 450 metre yaptığım. Ok bitti mi? Evet bitti. Yüksekliği artırmam lazım. 500 buraya yazamam. Neden? Şundan dolayı. Arkadaşlar bunun içerisinde bir göl var. Görebiliyorsunuz. Burası deniz değil bu arada. Deniz olsaydı sıfır metre olurdu değil mi? Burası da burada bir göl var. Yani bir dağın tepe kısmında oluşmuş bir gölden bahsediyoruz. Eğer ki gölün bu kıyısı 450 metre ise bu kıyısı da 450 metredir. O zaman şuraya şöyle 450 metre yaptım ve devamında 500 metre yaptım. Eğer ki Bakın bu beyaz renk olmasaydı ve böyle bembeyaz hepsi gitseydi yani mavi renk olmasaydı ve hepsi bembeyaz gitseydi 450 500 550 diye artırabilirdim ama göl olup olmadığına dikkat etmekte çok çok büyük fayda vardır diyoruz. Geldik bir diğer durum. İzohipsler arasındaki yükseklik farkı haritanın her yerinde aynıdır. Ama izohipsler arasındaki mesafe haritanın her yerinde aynı olmayabilir. Örnek vermemiz gerekirse mesela şu 100 metre izohipsi olsun ve izohipsler 100 metre aralıklarla çizesin. O zaman bu 200 metre izohipsi olur. Bu 300 metre izohipsi olur. Bu 400 metre izohipsi olur. Şöyle 500 metre izohipsi olur ve 600 metre izohipsi olur diyoruz. Neden yukarıya doğru yüksekliği azalttık? Çünkü akarsuyun akış yönü yüksekten alçağa doğru aktığı için o zaman buraya doğru yüksekliğimiz artıyor. Ve diyoruz ki izohipsler arasındaki yükseklik farkı yüzer metredir. Ancak izohipsler arasındaki mesafe haritanın her yerinde aynı değildir. Mesela şuraya baktığımız zaman burası bizim ikinci akarsuyumuz olsun tamam mı? Şöyle ikinci akarsu diye yazıyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman izohipsler arasındaki mesafeyi Aynı şekilde buraya baktığımız zaman izohipsler arasındaki mesafe birbirinden farklılık göstermekte. Hemen şuraya şöyle akarsu diye de yazalım. Bak burada izohipsler birbirine daha nasıl yakın değil mi? Aynen izohipsler birbirine daha yakın. Burada ise izohipsler birbirinden daha uzak değil mi? Eğer ki herhangi bir merkezde izohipsler birbirine yakın ise bu merkezlerde ne olduğunu gösterir? Eğimin fazla olduğunu gösterir. Ama herhangi bir merkezde izohipsler birbirinden uzak ise bu merkezlerde ise eğimin daha az olduğunu gösterir. O zaman izohipslerin birbirine yakın ya da uzak olması eğimi etkilemekte ama gene artış miktarı sabit. 100 200 300 400 500 600 diye gider. 100 200 300 400 500 600 diye gidecektir. Peki benim böyle bir haritam var ve şurayı ben deniz olarak kabul edeyim tamam mı? Yani bu iki akarsu da açık havza özelliği göstersin ve denize döküldüğünü ifade edersek bakın bazı özellikler var. Akarsuyun akış hızı hangisi de daha fazladır? Tabii ki de eğimin fazla olduğu yerde akarsuyun akış hızı yüksektir ya da fazladır diyebiliriz. Akarsuyun akış hızı az ya da düşüktür diyebiliriz. Akarsuyun aşındırma gücü eğimin fazla olduğu yerlerde akarsuyun akış hızı fazla olduğu için aşındırma gücü de fazladır diyebiliriz. Ama eğimin az olduğu alanlarda akarsuyun aşındırma gücü daha azdır diyebiliriz. Hangi akarsuda hidroelektrik potansiyeli daha yüksektir derse tabii ki de eğimin fazla olduğu alanlarda hidroelektrik potansiyeli daha yüksektir diyebiliriz ama yemin az olduğu alanlarda hidroelektrik potansiyeli daha düşüktür diyebiliriz. Hangi alanda? Kuzeyden güneye doğru, güneyden kuzeye doğru gittiğimizde yol yapım maliyeti daha da artar. Hemen şöyle şuraya da yön oku koyalım ki buranın kuzey olduğunu şöyle söyleyelim. Doğru bir bilgi olsun. Yol yapım maliyeti eğimin fazla olduğu alanlarda daha yüksektir. Yani pahalı yol yapım maliyetleri çıkar. Ama yol yapım maliyetleri eğimin daha az olduğu yerlerde diğerine göre daha düşüktür diyebiliriz. Tarımda makine kullanımı Sevgili arkadaşlar, eğimin fazla olduğu alanlarda zordur ama eğimin az olduğu alanlarda tarımsal arazilerimizde makine kullanımı daha kolaydır diyebiliriz. Kıta sahanlığı yani shelf alanı nedir bu? 0 metre ile 200 metre derinliğe ulaştığımız noktayı belli eder. Eğimin fazla olduğu yerlerde kıta sahanlığı dardır. Yani kıyıda bir anda derinleşme söz konusudur. Ama eğimin az olduğu alanlarda derinlik daha ileriki kısımlarda artar diyebiliriz. O yüzden de burada daha geniş bir kıta sahanlığı vardır diyebiliriz. Bak burada denize girdiğinde su bir anda boyunu geçer ama burada su daha uzun mesafede boyunu geçer. Öyle de düşünebilirsin, tamam mı? geldik bir diğer ifade. Eğer ki bana iki tane izohyip haritası verdi. Bak eşit boyuttaki düzlemler aynı bölgeyi gösteren haritalar verdi ve eşit aralık haritanın ölçeğine göre değişir. Bak şimdi burada izohipsler arasındaki yükseklik farkı burası 0 metre, aynı şekilde burası da 0 metre. 0 10 20 30 40 50 diye gitmiş. O zaman burada izohipsler 10 metre aralıklarla çizilmiş mi? Çizilmiş. Buraya baktığımız zaman 0 100 200 300 400 500 diye gitmiş. O zaman burada da izohipsler arasındaki yükseklik farkı yani ekü distansımız 100 metre aralıklarla çizilmiş mi? Herhangi bir merkezde izoipsel arasındaki yükseklik farkı daha az ise bu haritanın ölçeği büyük ölçeklidir. Fazla ise bu haritanın ölçeği küçük ölçeklidir. O yüzden şunu unutma. Birinci harita daha ayrıntılı bir haritadır. Hata oranının daha az olduğu bir haritadır sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hemen şöyle ayrıntı fazla hata oranı az diyoruz. Buna göre de sorular gelebilir karşımıza. Geldik biz bir izoips haritası verildiğinde burada arazideki yeryüzü için Şekilleri nasıl göreceğiz dersek. Mesela birinci haritamıza baktığımız zaman yani buradaki birinci haritamız var. Ve bu haritada şuradaki kısımda birinci yer şeklimiz var. Yani burada neyi görüyorum? Bir tepenin en uç kısmını yani burada zirve ya da doruk var. Eğer ki herhangi bir merkezde zirve ya da doruk görüyorsan bu iç geçmiş kapalı eğrilerdi. şu ifade bir tepeyi simgeler. Bak şöyle bir izoips verdi sana. Böyle bir izoips verdi. Böyle bir izoips verdiğinde bu bir tepe simgeler. Eğer ki bunun zirvesi ya da doruğu varsa iç kısmına nokta ya da üçgen şeklinde bir ifade kullanması lazım. Ve baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burada mesela üçgen var. Burada nokta var. Burada nokta var. O zaman zirve ya da doruk dediğimiz kısımda bunları rahat bir şekilde görebiliriz. Eğer ki bunların olmadığı ifadeler varsa orada tepeyi de net bir şekilde görebiliriz. Sevgili arkadaşlar haberimiz olsun. Şimdi geldik. Elimizde bir tane tepe var. Yani şöyle bir şeye baktığımız zaman bunu arazide böyle görüyoruz. Ve bir tepeye neresinden çıkacaksın sen? Ya yamacından çıkarsın. Yani ya yamaçlarından çıkarsın. Ya da sırt kısmından şöyle çıkabilirsin değil mi? O zaman tepenin olduğu yerde genel itibariyle yamaç da görülebilir. Sırt da görülebilir. Nasıl dersek şöyledir sevgili arkadaşlar. Bakın mesela burada bir tepe var. Burada bir tepe var. Aynı zamanda buraların zirveleri var. Ve şuradan şöyle yukarıya doğru çıkıyorsam tam şu kısım yamaçtır. Ama Bak 0 50 100 150 o zaman şu izohipsin bak 100 metre ise şu 150 metredir şu 200 metredir şu 250 metredir. Burada yükseklik böyle artıyor mu? ve buraya doğru baktığımda şurada bir V harfini görebilmekte miyim? Eğer ki böyle bir V harfi görüyorsam burada kesinlikle sırt vardır sevgili arkadaşlar. Sırtı karıştıracağımız en önemli şey burada görmüş olduğumuz yeryüzü şeklidir ki biz buna vadi deriz. Vadide durum ise nasıldır dersek gene yüksekliğin arttığı yere doğru bakıyorum ve buradaki gibi ters V'yi görüyorsam bu da sevgili arkadaşlar vadidir. Bakın dikkat edin. En önemli karıştıracağınız kısım budur. Ters V'yi gördüğün zaman burası unutma vadidir. V harfini gördüğün zaman sırttır. Mesela bunu nasıl göreceğiz? Mesela şuraya baktığınız zaman sevgili arkadaşlar şurada ters V'yi görüyorsunuz değil mi? Evet. O zaman burası bir vadi midir? Tabii ki de hayır. Niye? Yükseklik buraya doğru artmıyor mu? Buraya doğru artıyorsa ben bunu alırım şöyle çeviririm. Bak yükseklik buraya doğru arttı. V harfini gördün mü? Burası sırttır sevgili arkadaşlar. Bak en karıştıracağımız kısım izogipse baktığımız noktadır. Eğer ki bakarsın bak burada ters V'yi görürsün. E hocam burası tabii ki de vadidir dersin ama yükseklik buraya doğru artıyordur. O zaman sen ne yaparsın? Düz bir şekilde bakman lazım. Bak sırt. Aynı şekilde onun karşısında V harfini görüyorsun. Şöyle V harfini çiz şuraya. Yükseklik nereye doğru artıyor? Buraya doğru. O zaman burası da gene bir sırttır diyebilirsin. Ama mesela yüksekliğin arttığı bu alanda ters V'yi şöyle hafif bir şekilde görebilmekteyim. O zaman burası da nedir? Bir vadi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki vadi ya da sırtta izohipsler neden V ya da ters V şeklini alıyor dersek bakın şöyle bir arazi çizmeye çalışalım. Şimdi şöyle geldim. Şurada mesela şöyle bir arazim olsun. Şurayı şöyle yapayım. Şuradan da şöyle gidelim sevgili arkadaşlar. Şunu şöyle getirdim. Şurayı şöyle getirdim. Bak şöyle indiriyorum şurayı. Hop şurayı da şöyle indirdim. Şurada bir vadi oluşturduk sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde bakın şurada bir sırt var. Şurada bir sırtımız var. Ve şuraya bir akarsu çizelim. Tamam mı? Bak burayı çok daha güzel bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi ben bu sırttaki 100 metreyi aldım. Mesela buranın yüksekliği hemen şöyle farklı renk tonuyla gösterelim. Buranın yüksekliği 100 metre olsun. Aynı şekilde bunun karşı kısmının yüksekliği de 100 metre olur mu? 100 metre olacaktır. Şimdi Akarsu Vadisi içerisinde ben buranın izoipsini çizmek istiyorum ya dümdüz çizersem bu çizdiğim şuradaki çizgi de 100 metre olur ama olmaz. Niye? Çünkü burada bir aşınma var değil mi? Bak mesela buralara göre daha alçakta yer alan bir kısım. O zaman 100 metreyi ben biraz daha Akarsu'nun üst kısmına yakalar mıyım? Tam şurada yakalarım. Bak dikkat et bu izoipsleri birleştirsem şurada şöyle ters V'yi göreceğiz mi? Mesela şu 200 metre olsa ben daha yükseklerde 200 metreyi yakalayacak mıyım? E o zaman şöyle yaptığımız zaman bak gördün mü ters V harfini. Bundan dolayı yüksekliğin arttığı yere doğru gittiğimizde vadilerde bizim izohipslerimiz ters V yapar. Bak burası sırt. Buraya göre daha yüksekte ya. Bu 100 metreyi ben bir tık daha yukarıda yakalarım ve şöyle gelirim. 200 metreyi gene yukarıda yakalarım şöyle gelirim. Bak buradaki sırtta da izohipsler V harfini aldı. O yüzden ters V ve V kısmını dikkat edelim. Eğer ki bir yerde izohipsler buradan böyle çok uzaklaşmışsa ve burası çevresine göre alçakta yer alan bir düzlükse buraya da sevgili arkadaşlar ova diyeceğiz. Ve deniz kıyısındaki şu ilk izohipsimiz 0 metre izohipsidir. Ve bu izohips kıyı çizgisi olarak karşımıza gelir sevgili arkadaşlar. Hani yaz döneminde tatile gittiğinizde denizin kıyısında yürüp de hikaye atarsınız ya işte tam burası kıyı çizgisidir. Ve bir akarsu denize döküldüğü yerde kıyı çizgisi Denize doğru çıkıntı yapmışsa burada sevgili arkadaşlar unutmayalım bir birikim vardır ve biz bu birikimin olduğu yere Delta ovaları yani Delta Ovası deriz. Bunu da unutmamış olalım. Dikkat edelim. Geldik bir diğer kısma. Şöyle bir baktığımda gene farklı yer şekilleri var. Mesela burada bir tepe var dersek bu biraz sıkıntılı olur. Neden? Çünkü burada izohipsler birbirinden baya uzaklaşmış. O zaman bunun üst kısmı böyle düz bir alan. Ve dikkat edin bak burada birkaç tane akarsu var. Gördünüz mü? Mesela burada bir tane akarsuyum var ve bu akarsu böyle dökülmüş. Aynı şekilde burada da bir tane akarsuyum var ve gene gelmiş bu akarsu böyle dökülmüş. O zaman burayı oluşturan akarsu orayı aşındırmış. Ve çevresine göre yüksekte yer alan bir düzlük oluşturmuş. Ve unutma çevresine göre yüksekte yer alan bu düzlüklere biz... Plato deriz. Akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksekliği yaralan düzlüklerdir. Ve biz şunu biliyoruz. Herhangi bir alanda izoipsel birbirine yaklaşırsa eğim artar ve dikkat edin tam şu kısımda izoipsel birbirine bayağı yaklaşmış ve bu akarsuyun üzerinde olduğu için orada bir eğim kırıklığı var. Ne yapıyor? O eğim kırıklığında akarsu aşağıya doğru dökülüyor ve biz bu şekle şelale ya da çağlayan, çavlan diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bu yaklaşan yer denizin kıyısındaysa bakın şurada dikkat edin denizin kıyısındaysa burada ne vardır bir uçurum biz bu uçuruma falez ya da diğer ismiyle yalı yar diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada da net bir şekilde görebilmekteyiz. Bununla birlikte bir yerde akarsu görürsen orada kesinlikle zaten vadi olduğunu biliyorsun ve akarsuyun bulunduğu alanlarda izohipsler ters V harfini yani ters V yaptığını da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bak burada oklar var. Okları net bir şekilde gördün bir yerde ok varsa burada bir çukurluk vardır. Bu kapalı çukur olabilir. Bu çanak olabilir. Bu sevgili arkadaşlar krater olabilir, tamam mı? Ve bunun içerisinde bir ne varmış? Tabii ki de burada da görebilmekteyiz. Bir göl varmış sevgili arkadaşlar. Bak bunun içerisi mavi renge boyalı. Burada da bir göl varmış. Bakın burada akarsu denize dökülmüş diyorum. Hemen şurayı şöyle ne yapıyorum? Değiştiriyorum. Neden? okyanus bakın bunu bilerek yazdım. Eğer ki bir akarsu denize döküldüğü yerde birikim yaparsa burada delta oluşur. Ama bir akarsu okyanusa döküldüğü alanda kıyı çizgisi karaya doğru girinti yapıyorsa burada ne oluşur? Tabii ki de halıç oluşur. Ve unutma halıç okyanus kenarlarındadır. Bak bizim ülkemizde İstanbul'da görülen halıç doğal oluşumlu değil. Benzediği için biz o ismi veriyoruz. Buna da dikkat etmekte fayda var diyorum sevgili arkadaşlar. Ve geldik biz Karşımıza gelen bir izohips haritasında profili nasıl çıkaracağız? Profili şöyle çıkaracağız. Bak bunun en solundan en sağına doğru şöyle bir hat çekiyorum ve bu hattıma temas eden izohips noktalarını şöyle belirliyorum. Yani bu arazide nasıl görülüyor dediğimiz zaman aslında burada da bir yeryüzü şekli var. Şöyle çizdim, çizdimi? Hepsini teker teker çiziyorum sevgili arkadaşlar. Ve bundan sonra yapacağım işlem şu. Bunların yükseklik değerlerini belirledikten sonra bu nokta attığım yerleri aşağıya indireceğim. Bak şurası o zaman 100 metre. Burası 200 burası 300. E komşu bir izohips var. O zaman burası da 100 200 ise 300 metre. Hemen şöyle devam ettim. Burası da 400 metre oldu. 300, 400 ve 500 metre oldu diyoruz. Bak birinci izohipsimiz neymiş 100 metre izohipsiymiş. O zaman bunu aldım 100 metreye şöyle indirdim. İkinci izohipsime geldim 200 metreymiş. O zaman bunu aldım şöyle indirdim. Üçüncü izohipsim 300 metreymiş. O zaman bunu 300 metre indiriyorum. Dördüncü izohipsim 400 metreymiş. Bunu aldım 400'e indirdim. Beşinci izohipsim 500 metreymiş. Bunu aldım 500'e indirdim. Altıncı izohipsim gene 500 metre. Yedinci kısım şöyle baktığımız zaman 400 metre. 400'e indiriyorum. Hemen şöyle. Düz bir şekilde gösterebilmek için de Şunları da şöyle çekelim sevgili arkadaşlar Hatamız yanlışımız olmasın Evet devam ettik Şöyle yapıyoruz Ondan sonraki kısma geldim Bak burada 400 metreyi gösterdim Akabinde 300 metre izohipsi var Hemen şöyle 300 metre indiriyorum Sonra geldim gene karşısında 300 metre var İndiriyorum sonra 400 metre var indirdim. Hemen şuraya şöyle 400 metre indirdim. Bak burada bir 470 metre varmış. 400 ile 500 arasında 470. Tam net şuraya şöyle gösterelim. Akabinde 400 metre izoipsi var. Sonra 300 metre izoipsi var. Sonra 200 metre izoipsi var. Ve en sonda da 100 metre izoipsi var. Bak ben buradaki yükseklik değerlerini aşağıya doğru indirdim mi? İndirdim. Bundan sonra yapmam gereken işlem çok basit. Bu yükseklik değerine sahip olan merkezleri şöyle birleştirmek. Bak buraya şöyle geliyorum. Burada böyle düz mü gideceğim? Tabii ki de hayır. Niye? Şimdi bu izoips, 500 metre izohipsiydi ya. Bunun iç kısmındaki bir yerin yükseklik derecesi yani yükseltisi 500 metre ile 600 metre arasında değişir. O zaman 500-600 ise burayı şöyle hafif oval yapacağım. Oval yaptıktan sonra şöyle geleceğim. Bak şuraya dikkat et. Burası da 200 metre ile 300 metre arasında bir yerdir. O zaman burayı da şöyle hafif oval yapıyorum. Devam ettim. Şöyle geldim. Bak burası 470 metreymiş. Yani oranın bir zirvesi var. Şuradan şöyle gelirim böyle yaparım. Bak burada ne çıktı? Bir tane tepe, bir tane tepe. Ve iki tepe arasında bir yer var. İşte biz bu iki tepe arasındaki bir yere boyun deriz. Burada tepe varsa tepenin gene neyi vardır? Yamacı vardır sevgili arkadaşlar. İzoipser mesela burada V harfi yapmış. O zaman burada ve burada bir sırt olduğunu söyleyebiliriz. Onlara da dikkat etmiş olalım. Ve burada izoipser birbirine daha yakın. O yüzden bu yamaçta yani bu sırtın bulunduğu yerde diyebiliriz. Eğim nedir sevgili arkadaşlar? Eğim daha fazladır diyebiliriz. Burada birbirinden bir tık daha uzak. O zaman bu alanda yani bu sırtın bulunduğu yerde de eğim daha azdır diyebiliriz. Şuraları da yamaç olarak ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik son kısım eğim hesaplama. Eğimi nasıl hesaplıyoruz? İki nokta arasındaki yükselti farkı ve gerçek uzaklık kullanılarak eğimin bulunması süreci ya da işlemidir. Burada formülümüz ne? Eğim eşittir yükseklik farkı bölü yatay uzaklık yani gerçek uzaklık çarpı 100 ya da 1000. Eğimi yüzde olarak da isteyebilir. Eğimi binde olarak da isteyebilir. Sorumuza bakalım. İki nokta arası yükselti farkı 1800 metre, yatay uzaklık 3 kilometre ise eğim binde kaçtır? Ve unutma, eğim hesaplamasında birimimiz genel itibariyle metre olmalıdır. Daha kolay bir şekilde sorumuzun cevabına ulaşabiliriz. Formülü yazıyorum. Eğim eşittir. Yükseklik farkı bölü yatay uzaklık çarpı bak binde demiş o zaman bin diyorum. O zaman verilenleri yerleştiriyorum. Verilenler ney var? Yükselti farkımız ney? 1800 metre sevgili arkadaşlar. Yatay uzaklığımız ney? 3 kilometre. Bak hemen şöyle yaptım. Kilometre hektometre, dekametre ve metre diyorum. Kilometreden 1, 2, 3 birim aşağı indim. O zaman 3'ün yanına 1, 2, 3, 0 attım. Çünkü 1 bir alt birime gittiğimde ne yapıyorum? 10 çarpıyorum sevgili arkadaşlar. 1 0 2 0 3 0 attım. Çarpı ne diyorum? 1000 de istediği için 1000 dedim sevgili arkadaşlar. Bak 1 2 3 0 var. 1 2 3 0 götürdüm. 18 bölü 3 buranın tamamı ne kaldı? 6 kaldı. 6 çarpı 100'den eğim 1000 de sevgili arkadaşlar 600 olarak bulunur diyebiliriz. Tamam mı? Ve geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle neler öğrendik? Kabartma yönteminden bahsettik. 3D yani 3 boyutlu gerçi en yakın hazırlanan yöntemdi ama çok yaygın değildi. Renklendirme yönteminde renkler kullandık ve renkler yükseklik ile derinlik basamaklarını ifade etti. Mesela ne dedik? Her kahverengiyi gördüğün yer engebeli değil. Her beyazı gördüğün yerde yüksek olmadığını biliyorsun. Mesela burada Çukurova'yı örnek vermemiz gerekirse yeşil renk tonuyla yüksek ovayı Zaten biliyorsun artık kahverengi ile gösteririz. Bunların engebelilikleri farklı değildir. Bunların yükseklik ortalamaları farklıdır diyoruz. İzohips yönteminde aynı yüksekliğe sahip noktalar yani eş yükseltiydi. Bir de bunun izobatı vardı batıyoruz dedik eş derinlik eğrisiydi. Bu yöntemle çizilen haritalar vardı ve burada unutmamamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi vadi ve sırt ayrımıydı. Hemen ben şurada tekrar göstereyim ondan sonra bitirelim. Mesela burası 100 metre burası 200 metre burası 3. 300 metre olsun sevgili arkadaşlar. Yükseklik nereye doğru artıyor? Yükseklik buraya doğru artıyor. Bak ters V'yi gördüğün yer vadidir. Düz V'yi gördüğün yer ise sırttır. Aynı şekilde gene ters V'yi görüyorsun. Burada da gene bir vadi var. Yani vadinin olduğu yerde de unutma akarsu olmak zorunda değil. Eskiden varmış artık yoktur da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve geldik dersimizin sonuna. Tekrar ödevlendirmemizi şöyle bir hatırlatalım. Ödevleri güzel güzel yapmayı unutmayın. Harita bilgisi tamamıyla bitti. Yani 44. sayfadan 62. sayfaya kadar tam buraya kadar hepsini güzel güzel çözüyorsun. Atmosfer ve özellikleri bir sonraki konumuz burası olacak. Buraları güzel güzel çöz. En önemlisi izohipsdir sevgili arkadaşlar, unutma. Geldik Dinamo Soru Bankası kitabımıza. Burada da gene 4. bölüm olan harita bilgisinin tamamını bitiriyorsun. Harita bilgisinin sonunda da 62. sayfaya kadar. Yani tam buraya kadar güzel güzel yazılıya hazırlayabileceğimiz sizleri, sizler için hazırladığımız doğru yanlışlar bulmacılar, bulmacalar, çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurmalar gibi eşleştirmeler de vardır. Ve buraları da güzel güzel bitirmeyi unutmuyorsun dedikten sonra e hadi bakalım sıra sizde karşında günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.